Merhaba arkadaşlar. Bugün size günlük kahvaltı ritüellerimden bazı kesitler paylaşacağım. Instagram'dan çok fazla soru geliyor bunlara. Bir hocam hani kahvaltıda ne yiyorsun, hangi protein oranlarını kullanıyorsun diye. Zaten Instagram'da bilgileri paylaştığı postlar var. Oradan bunları görebilirsiniz. Yani sporcuların ya da spor yapma insanların ne kadar günlük protein alması gerektiğiyle alakalı. Evet, bugün beraber yulaflı, çiğ tohumlu bir omlet yapacağız. Ben şimdi size sadece 3 tane yumurtaya 3 kaşık yulaf koyuyorum. Yani yemek kaşığıyla. 1 kaşık da çiğ tohumu koyacağım. Biraz da dereotu ekleyeceğim içine. Dereotların saplarını kesiyorum öncelikle. Kahvaltı bizim en önemli öğünlerimizden biliyorsunuz. Biraz şöyle dereotlarımı küçük küçük kesiyorum içine. Arkadaşlar, öğrencilerimin ve Instagram'daki takipçilerimin en çok ben sorduğu sorulardan biri kilogram başına kadar protein tüketmeliyim. Yani kas hocam, antrenman yapıyorum, kas kütlem büyümüyor. Neyle alakalı? Arkadaşlar, beslenmeyle alakalı. Yani beslenmezsek 100 kilo kalırsam, 1000 kilo kalırsam bu kaslar kolay kolay büyümez. Ben de günlük hayatımda proteini yemeye kahvaltı tüketmeye başlıyorum. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Bu iş beslenmeden olmaz. Kalori hesapları yapacağız. Sporcuların kilogram başına 2 gram normal gündelik hayatını ara ara spor yapan ama ağırlık antrenmanı yapmayan kişilerin kilogram başına 1 gram civarı protein almalarını ben öneriyorum. Hatta kas kütlesini büyütmek isteyen insanların 2,5 grama kadar çıkabilirler. Ben mesela şu an bu şekilde kullanıyorum. Bu yüzden sabah kahvaltılarında yumurta ve yulafı birleştirerek bir protein bombardımanı yapmaya çalışıyorum. Evet, yaklaşalım yavaş yavaş. Tarifi gösterelim. Arkadaşlar, birazcık içine dereotu attım. Ben şimdi bunun içine 3 tane yumurta kıracağım. Yumurtaları kırdım. Şimdi yumurta başına içine yulaf ekleyeceğim. Yani 3 tane yumurta kırdığım için şöyle dolu dolu 3 tane yulafımı içine ekliyorum. Yulaf bizim için değerli bir besin arkadaşlar. Ben bütün öğrencilerime tavsiye ediyorum. Şöyle bir kaşık da chia tohumu ekledim içine. Çok az zeytinyağı ekleyeceğim tabağıma. Çok az. Arkadaşlar, yağı kullanırken saf zeytinyağı kullanmaya dikkat edin. Şimdi bunu bu şekilde karıştırıyorum. Ben tuz kullanmıyorum. Sirede çok kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü çok ısıtıyor vücutta. Tuzu ve şekeri günlük hayatımda çok minimal derecede kullanmaya çalışıyorum. Hatta şekeri en iyisi meyvelerden almak. Meyve şekeri bizim için yeterli olacaktır. Kirazdan mesela. Hem sindirimimizi hızlandırır. Evet. Yumurtamız hazır. Şimdi tavaya ekleyeceğim. İyice yayıyorum. Ve pişmesini bekliyorum. Dereotlu, yulaflı, çiğalı yumurtamız hazır arkadaşlar. Videonun başına söylediğim gibi bu iş beslenmeden olmaz. Spordan verim almak için beslenmenize mutlaka dikkat etmeniz lazım. Şimdiden afiyet olsun.